protokol imzalandı ve bir de bunun kurumsallaşması adına usul ve esaslarını belirledik. Akademik derslerimiz var. 4000, 40.500 civarında öğrencimiz. Öğrencilerimizin yaklaşık 16.000 civarında öğrencimiz en azından Ankara'nın bölgesinde. Ama Edirne'de daha iyi öğrencilerimiz mevcut. Yine bizim üniversitelerimiz, fakültelerimiz ve eğitim fakültelerimiz de Ardette. Ardette fakültelerimiz, Fen Fakültesi, Spor Bölümler ve dolayısıyla biz 2023 yılında bütün fakültelerimizin adette oldu. Bizim 108 projemiz kabul edildi. Burada 4. sıradayız. 2022-2021. Dönem bölgede bulunan çeşitli milli eğitim burada üniversitemizin çok sayıda hocalarımız tarafından bu projede. Nasıl bir şekilde çok değerli okuyamıyorsunuz ama üniversitelerimiz, bazı üniversitelerimiz bir sonraki yılın ikinci yarısından sonraya denk geliyor. Dolayısıyla bunlar 2021 yılına ait veriler. Araştırma üniversitelerin ulusal gelişime katkılarının yanı sıra uluslararası arenada da çok önemli roller üstlenmektedir. Özellikle inovasyonda ve bilgi üretimindeki rolleriyle uluslararası görünürlüğünü arttıran araştırma üniversiteleri, ülkelerin bilgi üretimindeki küresel rekabetine de büyük oranda destek olmaktadırlar. Ülkelerin üniversiteleri aracılığıyla sahip oldukları güçlü araştırma kapasiteleri ve böylece küresel bilgi üretimine yaptıkları katkı, ekonomik ve siyasal alanlarda söz sahibi ve lider konumda olmalarına doğrudan kaynaklık eden unsurların başında gelmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu olarak bizler de Türkiye'de yüksek öğretim alanında son 20 yılda yaşadığımız genişlemeyi üniversitelerimizin misyon odaklı farklılaşmaları ile sürdürmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin öncelikli hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı sayısını arttırmak ve üniversitelerimizi uluslararası alanda daha görünür kılmak gibi amaçlarla başlayan araştırma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programında 2021 yılı Aralık ayında önemli değişiklikler yaptık hatırlayacağınız üzere. Böylece programın hedeflerini netleştirdik ve içeriğini güçlendirmiş olduk. Programa dahil edilen 3 vakıf üniversitesi ile 2022 yılı itibarıyla 20'si devlet ve 3'ü vakıf olmak üzere toplamda 23 araştırma üniversitesi sayısına ulaştık. Araştırma üniversiteleri performanslarına göre A1, A2, A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayrıldı. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşmaktadır. Yüksek Öğretim Kurulu olarak bizler bugüne kadar araştırma odaklı üniversitelere sağlanan en büyük fonu 2022 yılı Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlattık. Yüksek Öğretim Kurulumuz ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında araştırma üniversiteleri destek programı kapsamında desteklenen projeler için bir protokol imzalanmıştır. Kısaca adı ADEP sayesinde araştırma üniversitelerinin sağlık, sosyal bilimler, fen mühendislik gibi eşleşme alanlarındaki projeleri desteklemek amacı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı sağlanması mümkün kılınmıştır. Üniversitelerden her yıl talep edilen raporlar ile üniversitelerin performansları, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve işbirliği başlıkları altında muhtelif gösterge kapsamında değerlendirmekte ve bunlara göre bir sıralama yapılmaktadır.
2022 Haziran ayında 20 araştırma üniversitesine, devlet üniversitelerimize, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon lira bütçe aktarımı yapılmış olup, araştırma üniversitelerinin yıllık performans sıralaması üzerinden bütçe dağılımı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılına ilişkin bütçe aktarımı da 2022 performans sıralaması çerçevesinde yapılacaktır. Burada bir istatistiğe de dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Araştırma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma programı kapsamında belirlenen 23 araştırma üniversitesi 2017 yılında toplam doktora mezun sayımızın %62'sini karşılarken bu oran 2021 yılı itibarıyla %51'e düşmüş görünmektedir. Diğer bir ifadeyle, bu üniversitelerimizin doktora öğrenci ve mezun paylarında bir düşüş, azalma gözlenmektedir. Bu durum, araştırma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisas programı kapsamında olmayan, özellikle 1992 yılında kurulan ikinci dalga üniversitelerin lisans üstü kapasitelerini arttırmaya devam etmeleriyle ilişkili görünmektedir. Sizler 2021-2022 akademik yılı itibarıyla doktoralı insan kaynağı yetiştirme yükünün yaklaşık yarısını üstlenmiş durumdasınız. Müteşekkiriz. Ancak toplam 185 yüksek öğretim kurumu arasındaki bazı, deyim yerindeyse, rakipleriniz, yani tatlı rekabet içinde olduğumuz diğer üniversitelerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve sistem içerisindeki paylarını arttırmaktadır. Şunu da eklemek isterim ki 2006 ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumları arasında da belirli programlarda güçlü bir akademik kadroya sahip ve uluslararası düzeyde iyi bir performans gösteren birimlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 2023 yılında, yani Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye yüksek öğretim sistemindeki rekabeti artıracak ve farklı paydaşların taleplerine daha iyi cevaplar üretebilecek olan 100 mükemmeliyet projesini hayata geçireceğiz. Bu projelere yüksek öğretim kurumları, fakülteler, enstitüler, araştırma merkezleri veya bölümler gibi akademik birimlerin tamamı başvuruda bulunabilecekler değerli arkadaşlarım. Bu projelerle hem farklı paydaş beklentilerine hızlı ve etkin cevap vermeyi hem de Türkiye'nin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak çalışmaları yürüten birimleri desteklemeyi hedeflemekteyiz. Evet, değerli konuklarımız, toplantının ardından